Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bu videoyu iki kere çekiyorum. İlkinde bir aksilik oldu kusura bakmayın. Ee, zaten siz bunun farkına değildiniz ama yine de kusura bakmayın. Size Elvis'le tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Elvis benim Sultan Papağan'ım. İlkinde çok heyecanlıydı. Fakat biraz videonun sonlarına doğru gelince olduğu için heyecanını attı. Şimdi gene heyecanlandı. Sultan Papağan'ı beslemeden bahsedeceğim size. Videosu biraz geç geldi. Bir ay falan sürdü. Öncesinde bir video çektim. Onu yayınlamadım. Bu videodan sonra yayınlayacağım. Onun sebebinden kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar hemen de gene geldi poz verir şimdi. Daha demin poz veriyordu kanatlarını açıp. Evet başladı gene poz vermeye. Elvis bu sefer kaçtı gitti. Neyse biz Elvis'siz devam edelim. Elvis er ya da geç yanımıza gelir. Değil mi Elvis? Gel oğlum. Evet geldi Elvis. Kafama geldi. Tamam sen orada dur Elvis. Yemini. <laughs> Normalde sabahları çok yem yemesini istemiyorum. Ya önce bir sıraya koyayım da öyle başlayayım. Elvis'i şöyle aldım arkadaşlar. Ee, çok iyi bildiğim Ankara'daki belki en büyük üretici, en iyi üretici diyebileceğim kuşçu Murat babadan aldım. Gittim e, üretimhanesine. Çok güzel kuşlar vardı ama ben bu Pearl dediğim modelden istiyordum. Pearl diye geçiyor olması lazım. bayağı hoşuma gidiyor böyle sarı kafa ama böyle siyah gövde. Full griler kargaya ben kargaya güvercine benziyor. O yüzden çok hoşuma gitmiyor. Belki sevenler vardır. Albino da yani ne bileyim hani böyle çok prenses işi gibi geliyor. Yani ya Lutino alacaktım ya Pearl ama Pearl daha çok hoşuma gidiyor açıkçası söylemek gerekirse. bunu ele da alıştırdık tabi. Şimdi gittim. Murat abi bana dedi ki işte e, bunlar yavrular dedi. Elvis biraz e, kafeste böyle şey duruyordu. Hasta halsiz duruyordu. Kendi de söyledi Murat abi şimdi Allah için. Hani dedi bu kuş hasta ama dedi bunu başkası alsa dedi pek beceremez dedi. Hani sen de alsan iyi olur gibi falan konuştu. Bize mahcup olmadık çok şükür. E, sadece yani ben ufak bir grip gibi böyle düşündüm de bu biraz fazla hastaydı. Bunlar büyük üretimhanelerde olan şeyler yani normal bir sürü kuşun olduğu yerde illa bir yerden patlak veriliyor. Vermiyorum diyen yalan söyler arkadaşlar. En kral üretimhanede bile yani düzenli kürleri yapılsın yazlık. Hani yazın üretimi dursun. İşte sezonluk güzel kuşları sağmadan baktı üretimhanede bile. <laughs> yani bu tarz olaylar oluyor. Ee, ya Elvis şöyle yani hasta olduğu için e, çok böyle agresif başlamadı. Yani çok yumuşak başladı bana karşı. O hastalığı iyileştikten sonra bu böyle devam etti. Yani birbirimize alışma sürecinde hasta olduğu için aslında. Bir bize şeydi yani hani. Tüyleri kabarıktı, pek hali hareketi yapıktı. Elime alsam kaçacak mecali yoktu falan. Ee, güzel bir tedavi uyguladık ona da. İlk başta e, iç paraziti var olduğunu tahmin ediyorum. İç parazitini bir döktük. Böyle kurt gibi. Zaten iç parazit su gelecek kurt gibi bir iseli vardı böyle ip uzun. Çok kabarık duruyordu falan böyle bayağı kötüydü. Hatta bir an korktum yani hani <laughs> gidiyor mu Elvis diye. Hani ilk Sultan Papağan'ın maceramı böyle bitmesini istemedim. Ee, sonrasında şu ishali yavaş yavaş iyileşti. Tüylerinin kabarıklığı bir nebze azaldı. Sonra şey oldu yani hapşuruyordu falan yani arada bir de. Biraz toparladık probiyotikle vitaminle falan. İç parazit küründen sonra sonrasında da şey doksisilin benim astım videomda bahsettiğim etken maddeli ilaçlara başladım. Hani bir 3-4 günde onu kullandım. İç parazit de 3-4 gün kullandım. Yani çok yoğun dozlarda çok ağır şey şekilde kullanmadım. Hani ağır bir ilaç iç parazit ilacı. Doksisilin ona göre oyuncak gibi kalır birazcık da. Yani şu an çok iyi dışkısını da göstereyim size birazdan. Kafesten bahsedeyim. Kafesi 550 küsür liraya trend yoldan aldım. <laughs> İki sene sonra videonun yorumlarında abi kafes 5000 lira falan. Görüyorum şimdi merak etmeyin arkadaşlar. Kafesin içinden ya yani şimdi şöyle bir özelliklerine bahsedeyim. Kafes bu şekilde önü komple açılıyor. Rampa gibi oluyor. Şurada bir tane kapısı var önü kapalıyken kullanmanız için. Şuradaki beyaz yemlik geliyor. Bir de aynısının simetri geliyor. Yem kapıları var yanda. Elvis ilk kez beni şöyle bir açarken gördü kafesi kurarken. Sonra kendi açmayı öğrendi zaten. Çok akıllı hayvanlar yani. Hiç aklını sorgulamayın. Rivayete göre yani 3-4 yaşındaki çocukların zekasına sahip oluyor mu Sultan Papağanları. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet etrafı biraz tüy yaptı ama olsun. Birazdan poz verir gene şimdi kanatlarını açıp. Seviyor kameraları. Ne yapalım. Şov <laughs> dünyasının getirdiği zorluklar olsa gerek değil mi Elvisçim? Çok uysal bir kuş. Çok sevgi dolu. Hay muhabbet kuşlarına bunu yapsanız şimdi Ya bir bir diye bir karşılık alırdınız. Ya da kaçar giderdi yani. Hani böyle çok yaptıran hayvanlar değil muhabbet kuşları. Onları da kıyaslayacağım bir video gelecek. Yeme içmelerini de kıyaslayacağım. Elbise konuda biraz eksiye düşüyor. Ee, neyse şimdi ekipmanlardan devam edeyim. Şu yumurta zaten hani düzenli olarak Sabahları yem yemesini istememe sebebim yumurta maması yemesi. Her, her sabah değil de böyle 4 günde haftada falan yumurta maması vermeye çalışıyorum. Şunlar zaten klasik benim muhabbet kuş ekipmanlarım. Şurada ki tünek Rosella papağanına aldığım tünek. Rosella papağanına giderseniz böyle 4-5 seneki geri gittiği videolara oradan görebilirsiniz. Muhabbet kuşlarının yavruların kullandığı oyuncak. Sonra bunu Yavuz aldı. Sonra o elden ele işte Hacivat'ta falan oldu. Ben Hacivat'ta sonra daha boyutuna uygun bir oyuncak vardı. Daha doğrusu elbisin boyutuna çok uygun olmayan şu turuncu oyuncak vardı. Elbise onun çemberinden geçemez diye. Ee, ötekine Hacivat'tan aldık. Elbise verdik. Hacivat biraz bize kızgın bu konuda. elbise kıskançlıklar yaşayabiliyorlar tabii ki. Çelik yemliğimiz var. Çelik yemlik şurada göstereyim. O da e, Rosella papağanlar. Onun gagası buna göre epey bir güçlü olduğu için çelik ekipmanları kullanıyordum. E, içinden dediğim gibi şu yemlik, bunun simetri, bir de şu tünek çıkıyor. Bunun üstü açılıyor. Fakat ben raftan dolayı açamıyorum. Onun araya konulan üstü açıp konulan tüneyi de e, mevcut yani. Koymadığıma bakmayın. Yani çok tünekle doldurmak istemedim zaten içeri yani dinlenmeye gidiyorum. Onun dışında salıyorum. Hacivat'la ikisi pek anlaşamıyorlar ama Size de önerim sakın aynı kafeste falan öyle beslemeyin. Bayağı sıkıntı olur yani. Hani Elvis e, <laughs> yani böyle cici bir kuş olsa da kızarsa can okur yani. Hiç şakası olmaz. Hacivat'tan pek haz etmiyor. Hacivat da onu çok darlamayı seviyor yani. Yani çok gereksiz üstüne. Üstüne falan konmaya çalışıyor. Elvis de yani altta kalmıyor yani. Hani bazen korkuyorum veterinerlik olacağız diye ama bir şekilde ilerletiyoruz. Sadece dışarıdayken oynuyorlar. Aynı kafeste bakın gördüğünüz gibi ayrı. Yani bazı salaklar öyle aynı kafese koyuyor. Siz onlara bakmayın yani. Kafes bu şekilde. Altı ızgaralı. Kakası da <laughs> baya büyük olduğu için çok hızlı pisleniyor kafes. Ama gördüğünüz gibi hani toplu bir şekilde. E, o eski hasta kakalardan eser kalmadı. Hatta bundan sonra şeyi izleyebilirsiniz belki yana koyarım, mutlaka şu köşeden, şimdi gelecek. Pempermağımı da koyayım bana da hatırlatma oluyor videoyu editlerken. Oradan izlersiniz, bakarsınız. Sizde kakası ne haldeymiş, ne hale gelmiş. Dediklerim işe yarıyor mu, bazıları diyor kuşu iyileşti mi abi falan filan. Görmüş olun işte, biz öyle yalan falan söylemiyoruz. iç paraziti zaten videosu gelecek. Ondan sonra toparlamak için probiyotik vitamin kullandım. Bugün de zaten suyu takıl değil. Birazdan şurada göstereyim. Probiyotik hazırlayacağım. Sadece yumurta mamasını yemesini bekledim. Evet omzuma geldi. <laughs> Sadece yumurta mamasını yemesini bekledim. O da pek yumurta mamasına alışkın değil ama biz de alıştırmaya çalışıyoruz kendi halimizde. Yani Sultan Baba'na bakmak zevkli. Ee, sadece şu ses olarak birazcık muhabbet kuşuna göre desibel'i fazla Bir de yem masrafı biraz fazla olduğunu tahmin ediyorum ama yani o çok ciddi Yem yani ne kadar ki yani arkadaşlar Hoş ben <laughs> üretimi yaptığım zamanlar kilosu 90 liraydı Çuvalı pardon 90 liraydı şu an 400 lira falan diye duydum Ben kilosunu şu an 20-30 liraya alıyorum Gayet kötü bir ekonomi ama yani hani bir kiloyu ne kadar sürede yiyecek yani yeter 20-30 lira dediniz. Şurada de hiçbir şey değil. Yumurtayı da evden ailenizden falan aşırırsınız benim gibi. <laughs> Onu da halletmiş olursunuz. Yem, işte yumurta maması, havuç falan filan. Onlar zaten evde olan şeyler. Size bunlara özel yumurta maması yapım videosu da çekeceğim. Hani artık üretici olmadığım için deniz yosunuymuş, bilmem neymiş falan filan o tarz mamalara ben de giremiyorum. Yani masraf olarak değil yani ben şimdi oradaki malzemeleri almaya çalışsam iki iki tane kuş için e, çok fazla gelir bozulur bayatlar hani ben o zamanlar elime geçen kovayı alıyordum direkt gayet yetiyordu. evet kameranın üstüne geldi sevgi dolu bir hayvan ya hani seviyoruz. <laughs> Ama şu an hani gördüğünüz gibi şu alt tarafta ufak tefek kovadan bölme ürünler alıyorum. Bunlar eski yem kapları zaten. Genelde cam kavanozlar işte ufak idrar kaplarında falan <laughs> ürünler alıyorum. Onlar da yetiyor zaten. Hani bildiğim güvendiğim yerlerden aldığım için bir sorunla karşılaşmıyorum. Ee, yumurta maması sadece artık yani 3-4 malzeme hani sebzeyi de sayarsak 4 3-4 oluyor yani. Bir tek yumurta. Hazır bir yumurta maması alıyorum. Güzel bir beğendim bir marka. Versellago olur. Cedi olur. Vitamolen olur. Bu tarz. Şu an vitamin, bu Vitamolen kullanıyorum. Onu buldum. O biraz zor bulunan bir marka. Bundan önce Versellago kullanıyordum. Arada değiştiriyorum. Yani eskisi üretim zamanındaki kadar kuşlar iştahlayamıyor. Yani yavru yumurtaları olmadığı için. Fakat e, besleniyorlar işte. Onların beslenmesi güzel bir şey. Sağlıklı olmaları, enerjik olmaları. Yani Sultan papağanı beslemek isteyenlere önerimdir. Kuşlarınızı güzel besleyin. Muhabbet kuşu beslemek isteyenlere de önerimdir. Kuşlarınızı güzel besleyin arkadaşlar. Hani bunun ne beslediğinizle asla pek bir alakası yok. Bir hayvana sahipleniyorsanız ona vereceğiniz sevgiyi de masrafı falan. Hani bunları bir göz önünde bulundurun. Zaman ayırmanız lazım. Ben mesela şu an tavşanıma çok ciddi zaman ayıramıyorum. Balkonda çünkü soğuk. İşe gidip geliyorum. Tavşanın hani temizliği falan çok zor. Tüy döküyor bayağı Bana biraz zor gelmeye başladı. Sahiplendiriyorum arkadaşlar. Hani bu ayıp bir şey değil yani. Bakamıyorsanız, burada sizin elinizde eziyet çekeceğini düşünüyorsanız ki ben <laughs> hani şu an bakamıyorum dediğim benim çoğu bakan arkadaştan çok daha iyi bakıyorum dur da. Hani kendimce bakamıyorum. Güzel bakacağına emin olacağım. Birine göndereceğim. O şekilde olacak. Kafesini falan filan. Ee, ama kuşlar öyle değil. Kuşların sabah yemini suyunu verirseniz sorun yok. Tatlı hayvanlar. O şekilde. Umarım Elvis'i sevmişsinizdir arkadaşlar siz de. Daha fazla Elvis'le ilgili videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoma like atın. Ben de çekeyim arkadaşlar sizlere. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.